Evet, ya öncelikle söylemek gereken şey şu, tecrit bir hak ihlali ve tecrit bir işkence. Dolayısıyla uluslararası hukukta da işkence mutlak yasak olarak düzenlendiği için, yani hiçbir sebeple yapılamayacağı, hiçbir surette işkencenin meşru gösterilemeyeceği belirtildiği için bir kere bu işkence yöntemine son vermek durumunda devlet. İmralı tecriti ve aslında diğer hapishanelerde de biliyorsunuz, özellikle F, S ve Y tipi hapishaneler, yüksek güvenlikli hapishanelerle beraber aslında pek çok hapishane bugün sistematik olarak tecritin uygulandığı mekanlar haline getirilmiş durumda ve binlerce mahpus şu anda bu mağduriyeti yaşıyor. Ama İmralı tecriti bunlardan kişiye özel uygulamalarıyla ayrılıyor. Çünkü İmralı'da yine genel olarak uygulanan diğer tecrit sistemlerinden ayrı ve daha ağır bir uygulamanın olduğunu görüyoruz. Diğer hapishanelerde hiç değilse 15 günde bir aileleriyle telefon ve diğer kapalı görüş yöntemleriyle bir şekilde iletişimde kalan mahpuslar İmralı'da 3 aydır böyle bir görüşmeden mahrum durumdalar. Ve dolayısıyla burada mutlak bir tecritin uygulandığı ve bu tecritin hani kişinin, yani maruz kalanların işte sağlık durumları, hatta yaşamla ilişkileri, yani hayatta olup olmadıklarından bile tereddüt yaratacak kadar ağır bir tecrit uygulamasından söz ediyoruz. Bu nedenle tecrite karşı, dolayısıyla bir işkence yöntemi olan tecrite karşı tabii ki biz her dönem itirazlarımızı dile getiriyoruz. Bununla ilgili gerek ulusal gerek uluslararası mekanizmalara başvuru yaparak kaldırılması ya da tecritin önlenmesi noktasında bu mekanizmaların da devlete bir çeşit işte yaptırım uygulamasını ya da baskı uygulamasını istiyoruz. Ancak bugüne kadar çok etkili bir mekanizmanın işletilmediğini de görüyoruz. CPT'nin dönem dönem yaptığı ziyaretler, bu ziyaretler sonrası raporunun açıklanmasının geciktirilmesi ya da bazen hiç açıklanmaması gibi durumlar. Bu durum aslında bir anlamda uluslararası güçler tarafından da İmralı'daki tecritin görmezden gelindiğini ya da siyasi sahiplerle aslında bu işkence uygulamasının bir anlamda göz ardı edildiğini bize söyleyen bir süreç, bir uygulama pratiğinden söz ediyoruz. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Tabii şimdi sivil örgütler devletlerden bağımsız çalışabiliyorlar. O yüzden de, yani bizim gibi sivil örgütler, hükümetlerden, devletlerden bağımsız çalışabilen örgütler aslında çok daha net olarak biz düşüncelerimizi, taleplerimizi dile getirebiliyoruz. Fakat işte CPT gibi ya da Avrupa işkencenin önlenmesine dair diğer mekanizmalar ya da Birleşmiş Milletler'in işkence karşıtı mekanizmaları tırnak içinde söyleyeyim, bağımsız değil. Sonuçta devletlerin oluşturduğu yapılar bunlar ve devletlerin temsilcilerinin yer aldığı kurullardan söz ediyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bunlardan bir tanesi. Dolayısıyla bu bahsettiğimiz uluslararası insan hakları mekanizması diye özellikle altını çizdiğimiz bu sözleşmelere bağlı olarak oluşturulan mekanizmalar aslında bağımsız değiller. Bu yüzden de ülkelerin kendi aralarındaki o dengeler üzerinden zaman zaman kararlarını verme ya da raporlarını açıklama eğiliminde oluyorlar. Ve bu nedenle de aslında tam bir bağımsız tutum beklemek gerçekten çok kolay değil. Bu nedenle de aslında bakarsanız bu mekanizmaların daha hukuka uygun çalıştırılması için işte sivil insan hakları örgütlerinin ya da demokratik kurumların baskısı gerekiyor. Yani nasıl ulusal anlamda mekanizmalar toplumsal baskı olunca daha adaletli, daha doğru kararlar çıkarabiliyorlarsa, aslında uluslararası mekanizmalar da aynı. Yani ne kadar toplumsal muhalefet bu talep ediyorsa ve ne kadar bu noktada hassasiyet varsa, oradaki mekanizmalar da bundan etkileniyorlar. Yani devletler değil de toplumsal muhalefetin gücü bazen hani dolayısıyla daha etkili olabiliyor. Çünkü hukuk esasen, yani uluslararası hukuk, yani onları da bağlayan hukuk, hak ve özgürlükler lehine düzenlemeler içeriyor. Erdoğan sanıyorum böyle sıkıştığında sık sık şöyle der ya, biz koyduk biz kaldırırız. Yani hani biz yaptık biz bozarız gibi. Hani böyle iktidar olanın, güç olanın
bunu bazen bu kadar çıplak olarak dile de getirdikleri ama aslında mantalite olarak, zihniyet olarak hep içlerinde taşıdıkları bir şey bu. Yani nihayetinde devletlerin bir araya gelerek oluşturdukları ama tabii ki o zamanki yani dünyada halkların da taleplerinin baskısıyla oluşturulan bir takım sözleşmeler ve mekanizmalardan söz ediyoruz. Yani bu yüzden de tam anlamında insan haklarını güvenceye alacağına dair bir güven taşıyamayız. Bu yüzden de zaten bizim gibi bu alanda çalışan insan hakları örgütleri, hukuk örgütleri, yani insan hakları ile ilgilenen sağlık ya da diğer siyaset mesela güçleri tam da işte uluslararası hukukun uygulanması noktasında bu mekanizmalara da bir çeşit baskı anlamına gelebilecek, yani onları etkileyebilecek bir takım eylemliliklerle sesini duyurmasına ihtiyaç bu nedenle çok önemli. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Şimdi bu aslında Bakanlar Komitesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı kararların uygulanmasını takip eden bir, yani uygulanmasını sağlamakla görevli bir mekanizma. Dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2014 yılında Öcalan başvurusunda umut hakkı ile ilgili bir karar vermişti biliyorsunuz. 2014 yılında verilen bu karar diyordu ki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası özellikle politik nedenlerle hapiste tutulanlara uygulanan haliyle. Çünkü eğer siz politik bir mahpussanız ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldıysanız Türkiye'nin kendi hukukuna göre, iç hukukuna göre ölünce hapishaneden çıkabilirsiniz. Ölmeden hapishaneden çıkma ihtimaliniz yok hiçbir koşulda. Bu durumu değerlendirdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve dedi ki bu durum umut hakkına aykırı. Çünkü herkesin bir gün hapisten çıkacağına dair bir umut taşıyor olması lazım ki hayatını sürdürebilsin ya da cezanın olumlu bir sonuç yaratacağına dair bir kanı en azından ya da bu amaca hizmet eden bir durum tartışılabilsin. 2014 yılında verilen bu kararın Türkiye'ye bildirilmesinden itibaren esasında Türkiye'nin önlem alması gerekiyordu. Bu önlemler şu şekilde olabilir. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kaldırılabilir ya da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının infaz kuralları değiştirilebilir. Yani hem tecrit boyutuyla hem de umut hakkı boyutuyla bir düzenleme yapılması gerekir idi. Ama 2015 yılından beri aşağı yukarı bu karar verildikten sonra Türkiye'ye bildirilmesi ve dolayısıyla Türkiye'nin harekete geçmesi gereken bu tarihten sonra 2021 yılında bir değerlendirme yapıldığını görüyoruz. Ve yine Bakanlar Komitesi Türkiye'ye bu konuda nasıl bir politika izleyeceğini, ne yapacağını, programını bize bildir dedi. Yani bir yol haritası istedi. Ama 2021 yılından bugüne işte yaşadığımız hem yeni tip tecrit hapishaneleri yapılarak tecrit daha yaygınlaştırıldı hem de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen kişi sayısı arttı. Ve bunlara uygulanan infaz uygulamalarında bir değişikliğe de gidilmedi. Dolayısıyla Bakanlar Komitesi tekrar toplandı bu yıl yeni yaptığı açıklamada. Artık bunun yani ahim kararının uygulanması için devletin adım atmasını ve sonuçlandırmasını istedi. Bunun için de bir yıllık bir kesin süre koydu. Yani 2014 yılından beri o koymadığı kesin süreyi nihayet şimdi belirlemiş durumda. Yani bir yıl içerisinde sen bu sorunu çöz, ahim kararına uygun şekilde mevzuatını düzenle demiş oldu. Şimdi 2014 ile 2024 arasında bir kere 10 yıllık bir süreden bahsediyoruz. Yani bu tamam kesin süre vermiş olması iyi bir şey. Ama 10 yıldır bu kararın uygulanmamış olmasına rağmen hala Türkiye'ye bir yaptırım uygulanmaması kabul edilebilir bir durum değil. Bu az evvel konuştuğumuz gibi aslında bu mekanizmalarında siyasetin dengelerini öncelediğini gösteren, dolayısıyla Türkiye'nin işte Kürt politikası, barış politikası ve dolayısıyla insan hakları ve demokrasi politikalarının seyrinin aslında Bakanlar Komitesi'nin tutumunu da etkilediğini gösteren bir durum. Bunun kabul edilebilir bir durum olmadığını düşünüyoruz. Biz İnsan Hakları Derneği olarak da yaptığımız bütün açıklamalarda ve başvurularda aslında
hiç gecikmeksizin bu kararın gereğinin yerine getirilmesi gerektiğini belirttik. Bunu yine dile getiriyoruz aynı şekilde. Şimdi tabii Bakanlar Komitesi sadece önündeki davayla sınırlı düşünüyor. Mesela Bakanlar Komitesi'nin yaptığı, şu anda açıkladığı karar, yani tavsiye kararı nihayetinde, bu karar sadece umut hakkıyla alakalı. Yani o dava ile alakalı. Dolayısıyla tecritte ilişkin bir önermede bulunmuyor. Çünkü konu açık olarak yani tecritle alakalı değil. Önündeki dosya bağlamında. O yüzden de tecriti kaldır ya da kaldırmadan ziyade ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının uygulanmasıyla ilgili bir değerlendirme yapıyor ama ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası zaten başlı başına tecriti öngörüyor. Ağır tecrit öngörüyor ve bütün pratik uygulamaları da bu şekilde. O yüzden de yani hem birbirisiyle doğrudan ilişkili, yani oradaki ağır tecritle ilişkisi var. Ama ayrı noktası İmralı'da bunun çok daha ağır bir şekilde uygulanıyor olması. Dediğim gibi ağırlaştırılmış müebbet hükümlüleri ayda bir aileleriyle kapalı görüş, işte ayda bir açık görüş, 15 günde bir telefon görüşü yapabiliyorken, kısıtlı da olsa bunları yapabiliyorken İmralı'da bu hiç gerçekleşmiyor. Bu yüzden de İmralı'ya ilişkin bölümünü aslında biraz buradan doğru değerlendirmek lazım. Yani 10 yıldır yapılmayanı 1 yılda nihayetlendir diyor. Şimdi 10 yıldır zaten zamana yaymış. Yani 10 yılın içinde 1 yıl hani ne anlama gelir diye düşündüğünüzde 10 yıldır zaten yaymış. Yani bunu net olarak 1 yılla sınırlaması bile önemli bir şey. Çünkü hiç değilse artık daha bunu uzatamazsın diyor. Yani artık bununla ilgili bize net olarak tutumunu belirt diyor. Bu bile aslında hani bir noktada iyi bir şey diye düşünmeye başlıyor. Çünkü 10 yıldır bir şey yapmamış. Normalde hemen olması gerekir. Yani işte 2015'te kararla ilgili devletle yazışmalar başlamış. 2015'ten itibaren aslında Türkiye Devleti'nin karara uygun bir yol haritası çizmesi gerekirdi. Yani oradaki kararın gereği düzenlemeleri yapması lazımdı adım adım. Yani bugüne kadar en azından büyük bir bölümünün çözülmesi ya da bu sorunun zaten aşılması gerekirdi ama bugüne kadar aşılmadığından söz ediyoruz. Şimdi az evvel hani konuya girerken söylediğimiz gibi şimdi AİHM'in Bakanlar Komitesi'nin oluşumu işte sonuçta devleti temsil eden kişilerin bu alanda görev yapıyor olması, sivil ve bağımsız olmamaları, bütün bunlar aslında süreci çok yakından etkiliyor. Aslında sorunun cevabı da orada yani bir anlamda. Ama tabii ki biz, yani nasıl ki Türkiye'de iktidar, devlet hukuku çiğnediğinde biz sürekli hukuku hatırlatıyoruz. Diyoruz ki anayasaya uy, diyoruz ki AİHM kararlarına uyuz, diyoruz ki işte iç hukuk var, hukuka uy. Şimdi biz sürekli olarak hatırlatıyoruz. Yani çiğneseler de hatırlatıyoruz. Yani bu ülkenin Cumhurbaşkanı takmam dediği anayasaya bile uy diyoruz. Çünkü yürürlükteki hukuk bu. Yani biz beğenmesek de beğensek de bir sürü eksikliği olsa da yürürlükteki hukuka uy çağrısını ısrarla yapıyoruz. Dolayısıyla uluslararası hukuk bağlamında uluslararası kurumlara da biz bu çağrıyı yapıyoruz. Tabii ki hukukun üstünlüğünün sağlanması önemli. Çünkü hukuk yoksa o zaman hani kaos var, kargaşa var, güç ilişkileri var. Yani gücü yetenin gücü yettiğine müdahalesi var. O yüzden de biz uluslararası hukukun uygulanması noktasında bu bahsettiğimiz kurumlara sürekli hatırlatmada bulunuyoruz. Hani bir nevi baskı diyelim. Yani çünkü hani biz görüyoruz siz hukuka aykırı davranıyorsunuz ve hukuka uyun anlamına gelecek uyarılarda bulunuyoruz. Aslında burada kritik olan şey şu. Bir, onların sorumluluklarını yerine getirmeleri lazım. Bunu hatırlatacağız. O kesin. Ama iki, onları zorlayacak bir muhalif harekete ihtiyacımız var. Yani onları zorlayacak güçte. Yani onları sıkıştıracak. Onları hukuka uymaya mecbur bırakacak. Bir aslında harekete ihtiyaç var. Bir toplumsal harekete ihtiyaç var. Bunu nasıl örgütleyebiliriz? Bunu nasıl yapabiliriz sorusunun daha güçlü belki tartışılması gerekiyor aynı zamanda.